Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler. Çok renklisiniz. Ya evet, renkliyim. Ruhum da renkli zaten. Enerjiyim o yüzden böyle koyu renkleri çok fazla sevmiyorum. Gözler de renkli zaten. Yazda geldi. Yazda geldi. Gözleriniz, kıyafetleriniz evet, uyum içinde. Uyum içinde. Sizin de telefonunuz renkli. Yeşil güzel bir renk. Sağlık renkli. İnsan sağlıkçı olduğu zaman yeşil kullanıyor. Nasılsınız? Özellikle... İyi misiniz? İyi olmaya çalışıyoruz. Köpeğinizi kaybettiniz. Ya evet, siz de duymuşsunuz. Köpeğimi kaybettim. Başınız sağ olsun. Sağ olun. 17 yıllık can dostum gitti benim. Ama hazırlıklıydık biraz. Çünkü son dönemlerde gerçek çok yaşlanmıştı. Artık şırıngayla besliyorduk onu. Gitti ama hiçbir zaman beni bırakmayacak. Sadece fiziki olarak gidiyoruz. Yelda Hanım, sizi ekranlardan tanıyoruz. Bir evet, de aynı zamanda beslenme uzmanısınız. Evet. Geçmişte televizyonda programlar yapıyordunuz. Şu evet, an şu an kitap mı yazıyorsunuz? Neredesiniz? Şöyle, bundan 17-18 yıl önce ve magazin programı sunucusuydum. Böyle başlamıştık. Daha sonra sağlıklı yaşam danışmanı olunca da doktor arkadaşlarımla programlar yapmaya başladım. Sonra bir süre ara verdim. İstanbul Cerrahpaşa Fakültesi'nin yüksek lisans yaptım. Orada da güzel bir test konusu yaptım. Test, yeme bozuklukları ve depresyonu inceledik. Okulda ses getirdim. Ses getirince de ben dedim ki bunu bir kitap haline getireyim dedim. İyi ki de kitap haline getirmişiz çünkü gerçekten Türk halkının ihtiyacı varmış. Adı oturduğunuz yerde zayıflamak ister misiniz? Herkes diyor ki bana oturduğun yerde bu iş nasıl oluyor? Ben de diyorum ki oturduğun yerde yiyorsun, içiyorsun, hüzünleniyorsun, oluyor da zayıflamak olmuyor mu diyorum. İşte işin sırrını orada anlatıyorum diyorum ve kitabı da yazdık. İnşallah salı günü raflarda olacak. Şimdi ilk sorumuza döneceğim. Köpeğiniz öldü ama onun da bir beslenmeyle bağlantısı varmış galiba. Bir hediye olmuş size. O nasıl evet, oldu? Evet, o da şöyle. Bana diyorlar ki hani neden test konunu yeme bozukluklarıyla ilgili yazdın? Çünkü yeme bozukluklarının bulimia var, anoreksiya var. Ben yıllar önce ekranlarda var olduğum için şov dünyasında Ozan Orman benim arkadaşımdı. Hala da arkadaşım. Buradan sevgiler gönderiyorum. Bir kelepçe durumu vardı onun, biliyorsunuz ki kilo problemi vardı. Biz Ozan'la o kelepçeden sonra hem fitness yaptık hem de ben ona beslenme danışmanlığı yaptım. Hep ücret de almadım. İnsan arkadaşından bir ücret almaz tabii ki. O da bana bir köpek hediye etti. Sevgili Lucky, sana şans getirsin, benim köpeğim dedi. İşte Lucky gideli, yani var olan 17 yıldır benimleydi. 3 gün önce vefat etti. Ozan'la da dostluğumuz bizim öyle başladı ama bayağı da bir kilo vermiş. Tanıtımda da olacak zaten. Evet, şimdi yaz geliyor. Evet. Nasıl beslenmek lazım? Ya da şu anda uygulamalar, şeyler nedir? Gerçeği nedir? Ya o zaman bir dakika, siz de şimdi hani yabancı değiliz arkadaşlar. Kitabı yazdık. Kitap tam 300 sayfaydı. Şimdi kendimden yola çıkarak anlatıyorum. Şu an 312. Neden biliyor musunuz? Kitabı yazarken ben de 6 kilo almışım. Bunun sebebi benim çok yememle alakalı değil. Ben fitness, yani haftada 5 gün yapan biriyim. Oldukça da olumlu bir iş yapıyoruz ama tiroid hormonlarımda bir problem oluşmuş benim. Ve bu kilo verdiğimi etkiliyormuş. O yüzden kitabın en son kısmına ben duydum ki unutmuşsunuz hormonların önemi diye bir bölüm oluşturdum. Çünkü şu var, ben buradan seslenmek istiyorum. Diyet yapıyorsunuz, egzersiz yapıyorsunuz ama kilo veremiyorsunuz değil mi? Mutlaka hormonlarınıza baktırın. Duydum ki unutmuşsunuz hormonların önemi diye, o yüzden bir bölüm olacak. Ben de kilo aldım. Çok önemli. Yani şunu söylemek istiyorum. Beslenme uzmanına gideceksiniz ya da bir spor hocasıyla çalışıyorsunuz. Eğer ki size o kan tahlillerinizi ne zaman yaptığınız demiyorsa sizi yürüyen cüzdan olarak görüyor. Ben onu açık açık söyleyeyim. Hormonlar çok önemli. Onun dışında da dengeli beslenmek önemli. Bunun için de bir terazi diyetim var benim. Kitapta hani şunu yeme, bunu içme, bu yasak mı gibi bir durumum söz konusu değil. Tamamen psikolojisinden bahsediyorum. Çünkü bu iş psikoloji. Terazi diyeti diye bir diyetim var. Diyorum ki gözünüzün önüne bir terazi canlandırın. Bu terazinin sol kefesi vicdanınızın sesi. Sağ kefesinde ne kadar hareket ettiğinizle şezlongdaki görüntünüz. Kararı siz verin diyorum. Neler yapıp yapmamanız gerektiğini anlatıyorum. Ben arkadaşlar size kitap çıkmadan kıyak çekmiş olduk, yani eski çalışan olduğum için magazinde böyle bir durum. Oturduğumuz yerde kilo vereceğiz. Bu sene kilo vermeyen kalmayacak diyorum ama her şeyden önce vücudu güzelleştiren zihindir. Bunu da unutmayalım. Aynı zamanda psikologsunuz. Şimdi aslında şöyle bir şey, ben uzman psikolog ve psikoterapistim. Yeme bozuklukları danışmanlığı da yapıyorum, uzmanlık alanları. Bu iş tamamen psikoloji arkadaşlar. Yani vücudu güzelleştiren zihindir. Bunun için de düşünce egzersizine ihtiyacımız vardı. Zaten kitapta anlatıyoruz.
psikolojiniz eğer ki hazır değilse istediğiniz kadar yürüyün. Bu iş yürüyüşle olmaz. Ha bir de yürüyoruz hocam, nasıl yürüyeceğiz diyorlar. Buradan da küçük bir tüyo vermek istiyorum. Vitrin camlarına bakar gibi değil, ada vapurunu kaçıracak gibi yürüyeceksiniz. Evet. Erkekler önerilerim var kitapta. Çalıştığınız birileri var mı? Ünlüler mi? Ünlüler. Olmaz mı? Olmaz mı? Yeme bozukluklarıyla alakalı da var, normal de var. Motivasyon danışmanlığı yaptığım arkadaşlarım da var. Sanat camiası, gönüllü terapistiyim. Hiç ücret almadan. Kimle çalıştınız? İsim verirsem kızarlar. Bir de o bizim yeminimiz biliyorsunuz. O yüzden söylemiyorum. Ama çalıştığım arkadaşlarım var. Psikolog olarak insanlara ne gibi faydanız oldu? Yani mesela örnek verebilir misiniz? Faydam o. Yani hani iyi hissetmelerini istiyoruz tabii ki sonuçta. Ama hani bana böyle çok kritik bir şeyler yaşadınız mı, değişik bir şey var mı diye soracak olursanız 3 tane intihar vakası yaşadık. Çok tesadüf karşılaşmıştım sanat camiasından bir arkadaşımla. Bir kafede yardıma ihtiyacı olduğunu gözlerinden belliydi. Neredesin sen? Ünlü bir isim mi bu? Ünlü bir isim. Bir hanımefendi. Albüm çıkartma aşamasındaydı. Sen ne yapıyorsun? Niye bıraktın bu işleri? Ben dedim psikologum, çok ihtiyacım var dedim. Git diye masaya oturdu. Dedim ki ona, hissettim yani bu birazcık da mesleğinde verdiği tecrübe de olabilir. İntihar düşünüyor musun dedim. Bu sabah düşündüm ve ilaç aldım. Gel seninle birazcık konuşalım dedim. Ama baktık ki iyi ki karşılaşmışız. Onun bir psikoloğa ihtiyacı yoktu aslında. Bir menajere, bir basın danışmanına güzel bir şarkıya ihtiyacı vardı. Beraber onları yaptık. Gayet de güzel oldu. Ses getirdi. Şu an evlendi. O kendini biliyor. Faydam olduysa ne mutlu bana. Bizler bu yüzden varız. Misyonumuz. Önemli bir habermiş ama isim de vermiş tabii. Evet, önemli bir habermiş. Bu yeni olan bir şey mi yoksa... Çok yakın zamanda, birkaç yıl mı? 3-4 yıl önce yaşandı. Kendisi de yeni evlendi. Onu çok seviyorum. Ara ara mesaj atar bana. İşte eşimle çok mutluyum. Hiçbir şey düşünmüyorum o şekilde. İyi ki varsın diye. Çok güzel bir dost değil. Biraz detay, yani çocuk var mı? Yok, henüz çocuğu olmadı. Çocuğu olmadı. Benle konuşmadan olmaz. Şimdi ne yapacaksınız bundan sonraki kitaptan sonraki planlar? Şimdi şöyle, çok yakın bir döneme kadar işte Hayatınız isimli bir televizyon programı hazırlıyor sunuyordum. Yine böyle insanların hayatlarına dokunan yardım programıydı. Ama ne yazık ki kanalın sahibi ölünce kanal kapandı. Karabahtı Yel'de, orada da maalesef programımız 41. bölümde kalmış oldu. Şimdi önce bu kitap raflarda olsun. Tekrar işte Hayatımız diyelim, hayatlara dokunuruz. Kitaplar da insanların hayatlarına dokunuyor çünkü. Ben seviyorum. Bana hep diyorlar ki neden şarkı söylemeyi bıraktın, sanat hayatını bıraktın diyorlar. Şarkı söylerken 4,5 dakikanız var duygularınızı ifade edebilmek için. Ama ben duygularımı ifade etmek için ya da dinlemek için 4,5 dakika yetmiyor. Nereden baksan 40-50 dakika gidecek. O yüzden biz de baktığımızda hayat hepiniz için kahramanlıksa ve bir sanatsa biz de bu sanatı bu şekilde icra ediyoruz. Yazarlık da bir sanat çünkü. Söz uçar yazı kalır dedik. Yazmaya başladık. İnşallah televizyon programı haline getirerek de daha büyük kitlelere ulaşırız. Ben insanların hayatlarına dokunmayı çok seviyorum. Karşılığında para da istemiyorum. Bana hep diyorlar ki sen madencinin kızı mısın? Yok, ben normal, orta gelirli bir öğretmen çocuğuyum. Ama parayı da insandan kazanıyorsunuz. Önemli olan onların kalplerini kazanabilmek. O yüzden daha fazla kitle ulaşmak için kitap yazdım. Televizyon programıyla da taşlandırırsam ne mutlu bana. İl il dolaşmak istiyorum tüm Türkiye'yi. Yardıma kimin ihtiyacı var, psikoterapiyi ne şekilde yaparız? Ayaklarına gidip psikoterapi yapayım. Ben buradan sesleniyorum. Belediyelerle de olabilir bu. Çünkü insanlar psikoloğa gitmesi gerektiğini düşünce de diyorlar ki acaba ne kadar gideceğiz? Çok astronomik paralar var. Özellikle şu dizilerden sonra ben bile diyorum ki Allah'ım yarabbim ya nasıl 30 dakika şu kadar, 50 dakika bu kadar. Zaten askeri maaş ne kadar belli, ekmeğin parası belli. Adam psikoloğa gitse parasızlıktan daha kötü olacak. O yüzden yazdık kitabı. O yüzden diyorum bedava yapayım. Kimse inanmıyor ama bana ulaşmak çok zor, ulaşabilirsiniz. Metroda, orada, burada. Geçen öyle bir haber çıktı. Televizyondan çıktım. Dediler ki ya güzel kadınsın. Ekrandan indin, metroya biniyorsun. Bu ne iş? Ben de normal insanım, evime gidiyorum. Ne var ki bunda? Ben zengin mengin değilim. Benim yüreğim zengin. Ya bana ulaşmak zor değil. Ulaşabilirsiniz yani. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Açılışıma bekliyorum, tanıtıma bekliyorum. Güzel bir şov yapacağız orada. Kitabı da anlatacağım. Değer verdiğiniz için çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Hayat bir misyon meselesi. Hep
mutlaka hayallerimiz olsun, hedeflerimiz olsun. Çünkü idealler hayatın renkleridir. Bir de durmadığınız sürece hiçbir şeyde geç kalmadınız. Bunu söylemek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Çok sağ olun. Sağ olun.